Arkadaşlar merhaba. Cener TV ekranlarındasınız. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz. Öncelikle belirteyim bu kanal normal şartlarda e, indirim dönemlerinde video önerme kanalı değil. Hiçbir zaman böyle bir video olmadı bu kanalda ve bundan sonra da muhtemelen bu hazırlayacağım video serisi dışında da böyle bir video olmayacak. Peki neden şimdi var derseniz bence şu anda normal şartlarda değiliz. Biliyorsunuz Steam dolar kuruna geçiyor ve çok az vaktimiz kaldı. Belki de bundan sonra oyunlar e, Türk oyuncuları için çok daha ulaşılmaz hale gelecek. Ben şimdi bile zamanında 75 liraya aldığım bir oyunu 1500 liraya görünce çok üzülüyorum. Bundan sonrası nasıl olacak hayal bile edemiyorum. Onun için bütün kollardan hep birlikte uyarmalıyız arkadaşlar. Bakın şunları alabilirken alın diye. Daha sonrasında Steam bizim için belki de hayal olacak. Bizim kanalda normalde gameplay videoları olur. Amerikan Truck Simulator oynuyoruz mesela bu ara. Dün akşam Dying Light oynuyorduk canlı yayınlarda. Bayağı uzun sürdü, güzeldi. De i̇şte FIFA oynuyoruz. Zaman zaman çeşitli korku oyunları deniyoruz. Ee, Farming Simulator var tabii ki, olmazsa olmazımız. Ne kadar kişiye ulaşsak, kardır düşüncesiyle ben de kendi tecrübelerimi, kendi tedbirlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu işi daha çok araştıran kanallardan tavsiye almak isterseniz de benim de çok faydalandığım şu ekranda görmüş olduğunuz kanallara bir bakabilirsiniz. Hayır ben bunlara baktım, hepsini e, inceledim bütün videolarımı zaten biliyorum derseniz de, şunlara da bakabilirsiniz. E, zaten ben de kendi koleksiyonumu bu kanallar vasıtasıyla oluşturdum. Çok fazla oyun oynama vaktim yoktu, ama hem oynadıklarımdan hem de incelediklerimden söylemek istediğim şeyler var. Onun için bu videoyu çekiyorum. Oyun kategorilerine geçmeden önce de size naçizane tavsiyem. Steam bakiyenize 20 Kasım'dan önce biraz yükleme yapın. Onlar zaten otomatikman dolara dönüşecek. E sonrasında biz bankadan ne kadar farklı alışveriş yapabileceğiz, dolarla alacağımız oyunlarda ne kadar fark edeceğiz bilmiyoruz ama Steam bakiyenizdeki dolarları kullanırsanız ileride belki alacağınız oyunlardaki 21 Kasım'da sonbahar indirimleri başlıyor. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ben şahsen tedbir olarak bir miktar Steam bakiyeme yükleme yapmayı düşünüyorum. Ay. Hemen şuradaki oyunlar hakkında konuşayım. Şu anda aksiyon kategorisini yapınca Steam'de işte bunlar çıkıyor. En çok satanlar yapayım bakayım hatta ne olacak. Hmm, bizim evet, Red aşağıya gidiyor zaman. Şimdi EFT 24 ile başlayalım. Ben bunun serisini de yapıyorum. Oyuncu kariyeri yapıyorum şeyde kanalda. Yani agresif bir şekilde almayın demek istemiyorum ama yani demek istedim. E, bu oyunda optimizasyon sorunları var. 490'lı bilgisayarda bile kasıyor bu oyun. Hala olmamış. Hatta e, elinize varsa FIFA 23'ü bırak 21 varsa onu oynamaya devam et. Aynı zaten yani. Pek bir şeyin değiştiği yok. E, hatta da tamam. Ben bir şey demiyorum. Al. Al. Bunlar ne? Oyuncu şey incelemeleri. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Durum vaziyet kötü. Sonra bunu geç. Yani onu, siz şey yaparsınız. E, Red Dead Redemption 2 bu bir oyun değil. Bu bir sanat eseri. Alamadıysanız bunu alın. Yani hala yani, Tabii 60 70 lira olduğu zamanlar hatırlıyoruz bunu ama yapacak bir şey yok. Bu paraya değer mi? Kesinlikle değer. Yani ne kadar gibi bir oyun olduğu tabii ki göreceli. Çünkü mükemmel bir yaşayan bir açık dünya, 10 üzerinden 11 grafikler. Tam çok güzel. Ama ben bu oyunu ilk oynadığımda online'a girdiğimde yalnızlık çekmiştim mesela. Yani kimseyi bulamadım. Kendi başıma koleksiyon kartları şeyleri topluyordum etraftan falan. Hatta bir bara girdim. Orada gazoz içiyordum. 3-4 tane paltolu adam geldi. Gerçek oyuncu. Beni bir dövdüler, bir dövdüler böyle. Ondan sonra gittim. Online'da şu anda benim bütün şeylerim full. Yani bütün görevler, bütün silahlar, her şeyim full. Ee, bu da böyle bir anımdır. Yalnız şey oldu yani onu demeye çalışıyorum. Bu güzel. Ama konsepti sevmen lazım. Konsepte en ufak bir yakınlığın varsa mutlaka al. Ee, mesela bu kaçan bir fırsat. Fiyata bakın 800 lira. Çok uygundu bu. Ee, ama Cyberpunk temasını seviyorsan e, alabileceğin en iyi şey de yine bu. Ee, CD Projekt Red zaten e, ülkemiz için bir e, yerel fiyatlandırma yapıyor bildiğim kadarıyla. Onun için bu fiyata düşmüş durumda bu. E, şimdi Mena şeyine geçince biz nasıl olacak? Bundan daha yüksekte olabilir. Yani Siz karar verin ona. En iyi Resident Evil'lardan biri yani bu fiyata değer alınabilir. Alınmalı. Hatta bununla beraber ek paketi var. O da alınmalı. Sprite ve ismi ne vardı? O da alınmalı. Ondan sonra e, şunu değerlendireyim. Ya bu artık yani kabak tadı veren serilerden bir tanesi. Aynı şeyleri tekrar. Tamam güzel. Grafikler güzel falan. İlla da alacaksınız. Hastasıysanız. Silah milah kasıyorsanız burada. E, Warzone'u yıllarca oynamış birisi olarak söylüyorum. Yani İlla alacaksanız gidin Battle.net'ten alın. Battle.net'i biliyorsunuz. Oradan alın. Tutup da Steam'den alınmaz yani. Rasta gelince e, Fiyatı nedense bunun çok düşmüyor. Eskiden yine çok uygundu ama yıllar içerisinde çok gelişti. Güzel bir FPS. Baya güzel içerik var ama bunda da şöyle bir sorun var. Rekabetçi boyun bu. Ve e, bu oyuna girdiğinizde siz amatör oyuncu olarak girdiğinizde FPS ile aranız ne kadar iyi olursa olsun 12.000 saati devirmiş oyuncularla karşılaşacaksınız. O tarafı da gözlerini göz önüne alınmalı yani. Yani şu yukarıdakini alan bunu da alır zaten. E, Far Cry'lar yani genel olarak oynanabilir ama e, çabuk kısa üst üste oynanmaz. Onu söyleyeyim ama seviyorsanız %75 indirim artık uygun. Çünkü Epic'te de 1000 lira artık. Bu 700-800 lira alınabilir. Ama epey de bakın. Ya bu söylediğim her şey e, illa şeye bakın bak e bakın. Microsoft Store'a bakın. Mesela bu Ciprak Galactic var ya Microsoft Store'da Deluxe versiyonu 46 lira Normalde burada 51'e düşüyor normal versiyon. Orada öyleydi mesela. Ee, şey Microsoft Store'a mutlaka bakın. GTA'sı olmayan artık alsa iyi olur yani bu saatten sonra. Çünkü e, nereye gidecek bilmiyoruz. Hep indirime giriyor, girmiyor değil. Yani 2013'ün oyunu. Ama biliyorsunuz sürekli gelişen, online sürekli güncellenen bir oyun. Yani alınabilir. Ücretsiz oyunlar beni çok korkutur. En çok para onlara harcana gibi geliyor. Şu 8-9 liralık oyunları alın toplayın. Dursun kenarda. Mass Effect Legendary Edition alınmalı. Alınmalı alınmalı. Yani fiyatı da çok uygun. Ondan sonra e, War Thunder. Buna hiç girmedim. Yine yani online e, şey oyun. Oynaması ücretsiz. Black Desert Online'da 7500 saatim var. Sakın bulaşmayın. En çok masrafı da buraya yapıyorsunuz. Adam çadırını ayrı satıyor. Potunu ayrı satıyor. Yanında gezen petini ayrı satıyor. Sakın girmeyin bu topa. İlla MMO oynamak istiyorsanız. New diyeceğim de o da 1000 lira olmuş yani. Bilemedim. Bende olmayan tek Far Cry da bu. Yani belki sırf koleksiyon tamamlansın diye alabilirim ama yani değmez gibi geliyor bana. Sniper Elite'de para çok geliyor. Ama alınabilir yine de. En iyi Resident Evil'lardan birisi 4 ise diğeri de budur muhtemelen. Bu alınabilir. Village alınabilir. 2 alınabilir. Remake'lerden bahsediyorum. Ee, Daylight ölmeyen oyunlardan bir tanesi. Arkadaşlarla hep gideri var. Dead by ee, Devil May Cry 5. DMC Devil May Cry bu ikisi alınabilir. Red Ornat güzel yine arkadaşlarla oynamalık gerçekçi. E ee, buna para yoksa fazla geldiyse bütçe, bütçenize şey var. Zero Hour ne var? 10 liralık versiyonu bunun. Fakir Radio adı. Ondan sonra Mountain Blade aldı başını yürüdü. Uygun bir zamanda denk getirip alınabilir ama e, kötü bir oyun değil. Ben bu fiyatı eder mi? Yani yine de yerel fiyatlandırma sayılır ya bizim için. Ben bilmiyorum dışarıda kaça satıyorlar. Eder niye etmesin. Mortal Kombat 1'e ben bu parayı şahsen vermem. İlla canım böyle dö dövüş oyunu oynamak isterse. Gerçi hikayesi hikayesi falan diyorlar da. 1200 lira. Onun yerine şey alın. E, ee, Justice League'le Mortal Kombat 11'in 11, 11 mi onun mu birleşmiş hali var çok güzel. Bunu alabilirsiniz. Village'ı söyledik. Village bu parayı eder bu arada. Korku seviyorsanız. Eee Insurgent bu benim şeyde var. Epic'te var. E, aldım ama yani fiyatı uçacak diye almıştım. Hakikaten de uçtu. Sonra oynarım kesin ben bunu dedim. Biraz videolarını izledim. Oynamamıştım. Ordudan suç güzel oyun. Alınmalı. Bak Deep Rock Galactic. Burada 51'e düşüyor. Siz bunu Microsoft Store'a gidin bakın. Bazı oyunlar orada çok iyi. Daha sonra şu hastası olanlar bunları yine alır zaten. Şey, e, Elder Scrolls Online bunu da bir süreliğine oynadım. Bu 50 liraya falan düşüyor sürekli. Bundan sonra düşmez. Ee, bunda çok zaman harcamaz gerekiyor. Yani diğer oyuncular aşırı güçlü durumda. Yani böyle bir şeye bu saatten sonra girilmez diye düşünüyorum. Night Online'ları falan geçiyorum. Ömrümüz yiyen. New World'de başta çok sıkıntı çıkmıştı. Ben de ilk girişte girmeye çalışanlardandım. Sonra e, şey binek niye yok bu oyunda diye çok bir itiraz edildi. Binekler sonunda gelmiş ama 500 liraya. Yani. Amazon Games yapmış yapacağını. Forza Horizon 4'ü bence almayın. Açık söyleyeyim. Şuradan şuradan da söyleyeyim. Almayın. <gülüyor> <gülüyor> Neden derseniz e, abi trafik soldan akıyor. Yani bu bir sorun. Bana sorun. Bilmiyorum. Ben alışamadım bir türlü. Ondan sonra Ringler. Nereye doğru gider fiyatlar? Hiç bilemiyorum. Bioshock. Alın alın kaçırmayın. Hatta şeyi de alın. E, metro serisi. Metro bandını bulun. Onu da alın. Ondan sonra şu fiyatlara bak. Geçiyorum bunları. Far Cry 3. Eski Far Cry'lardan ama en güzellerden biridir. Kesinlikle tavsiye ederim bunu. Diablo Peh anlatmaya gerekiyor. Ama yani yok arkadaş ben Diablo'yu seviyorum alacağım diyen varsa da buradan almasın. Onu da Battle.net'ten alsın. Battle.net'ten kendi şeyinden alsın yani. Launcher'ından. Daha sağlıklı çalışır. Ark. Abi normal Ark'ı Unreal Engine 5'e geçirmişler. Kalkmışlar dayamışlar yani o kadar basit. Yani onun için değmez. Guardians Gar of Galaxy biraz daha uygundu da önceden fiyatı. Kesin alın derdim ama şu an tam sınırda yani öyle söyleyeyim. Hikayesi fena değil ama oynanışı heh, iyi değil diyorlar. Ee, yine de kötü bir oyun da değil. Tam sınırda yani. Şöyle 100 lira falan olsa alın derdim. Daisy'yi Daisy aldım. Ondan sonra biraz oynadım. Baktım ki bıkmışım ben bu tarz oyunlardan. Bir de e, bu şurada burada gösterdiği gibi değil. haritalar çok büyük. insanlarla buluşmak çok zor filan Hemen iade ettim. Yani Vampire, Vampire Survivors çok enteresan boyun. Hala pahalanmamışken bu alınabilir. Öbür tarafa da bakın epiye. Yani bu oyun salak boyun bu diyorsun. Oyuna bir giriyorsun çıkamıyorsun. Öyle boyun. Ben şimdi lokal opta gelmiş. Yani bu arkadaşlarla oynamalıktı ama 105 lira zannetmiyorum. Bir Rising güzel oyun. İndirimde renk getirmek lazımdı. Geçen de indirimdeydi. Maalesef bunu kaçırdık yine. Yani bu e, bundan sonra çok daha pahalanır. Alınabilir. Bundan sonra çok daha pahalanır bu. Videolarını izleyin beğenirsiniz bunu. Ondan sonra şunları geçiyorum artık. Risk of Rain. Yine güzel bir oyun. Efsane oyunlardan bir tanesi. İncelemelerine bakın bunu. E, like türü. Bunu da alın. E, ondan sonra Krizis yönetmesi vardı, ana bakalabilir. simulatora atlıyorum. Burada söylediklerimiz neredeyse bitti zaten. Ee, şöyle bir biraz daha bakayım aşağı doğru. Var mı söylemem gereken bir şey diye bakıyorum. Bu kadar yani en önemliler. Yine de şöyle bir aşağı doğru bakacağım gözden bir şey kaçmasın diye hop var. 7,5 lira hiçbir şey değil. Bu alınır. Şurada Children of Morta var. Ama bu fiyatlarda bence kalmayacak. İndiler genellikle böyle olacak. Bunu da alabilirsiniz. Tom Raider'larınız yoksa mutlaka alın. Şurada bakın. Tom Raider'lara bakın. Onlar önemli. Şurada Last of Us Part 1 var. Bunu e-tail'den 530 liraya mı ne almıştım daha yeni kampanyası bitmediyse oraya bakın last etel koduyla girdiğiniz zaman daha uygun oluyor karanlık adam tv'nin koduyla gittim hem ona katkım olsun diye ee, size tavsiyem buna bir bakın bu güzel bu evet bu kategoride bu kategoride önereceklerim bu kadar e, spor yarış ve simülasyon kategorilerinde de önereceğim bazı e, oyunlar olacak o, o videolara da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu lütfen like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.